Sosyal bir ortama girdiğimizde, kurtlarımızı dökmek için doğru zamanın geldiğine karar verdiğimizde beynimiz kaslarımıza kasılma emrini nasıl verir? Bu videoda nöronların doğrudan hücre kasları ile iletişime geçtiği yerden bahsedeceğim. Burası nöromüsküler kavşak. Motor nöronların kas hücreleriyle iletişime geçtiği kavşak, önemli bir kavşak yani. Bunun içinde öncelikle akson terminali bulunuyor. Evet. Burası akson terminalinin sonu. Yani sinyali dışarı gönderen nöronun bir parçası. Ve böyle bir şeye benziyor. Tam şurada daha da genişliyor. Sonra bu şekilde geriye doğru daralıyor. Kas hücreleri nöromüsküler kavşakta bu akson terminaline bitişik duruyor. Bloke eder gibi gözüküyor ama tam olarak öyle değil. Buraya çizdiğim gibi iç katmanları bunun gibi içe doğru çıkıntıları var. Neden içe doğru çıkıntılar oluşuyor peki? Bu arkadaşların amacı ne? Olayı ne bu arkadaşların? Hangi işlevi görürler? Yüzey alanını arttırmak için cevabını verdiyseniz eğer kesinlikle haklısınız. Çünkü artan yüzey alanı ile birlikte mesajın kas hücrelerine taşınmasına yardımcı olan sodyum kanalları için alan açılır. Bunlar yalnızca dış tarafta bulunmaz. İçeride derinlerde de bazı sodyum kanalları bulunur. Sodyum kanallarına ek olarak kalsiyum kanallarımız da var. Onlar da kaslarımızın derinlerinde yer alır. Zamanı gelince kas hücrelerimizin en derin noktalarına bile kalsiyum dolmasını sağlar. Biraz sonra bahsedeceğim bir şeyi göstermek için buraya kendi halinde takılan başka bir kas hücresi çizeceğim. Böyle kendi halinde takılıyor burada. Şimdi Aksonlar kas hücrelerine nasıl mesaj gönderir? Hatırlayalım, motor nöronlarımızdan buradaki akson terminaline giden bir sinyal vardı. Ve bu sinyal, sodyum iyonları akını şeklinde e, kendini gösteriyordu. Bu sinyali akson terminaline sıçratan depolarize bir zar. Ama akın eden yalnızca sodyum değil, oraya aynı zamanda belli miktarda kalsiyum da ulaşır. Kalsiyumun aslında çok önemli bir rolü var. Çünkü akson terminalimizin içinde her yana yayılmış kesecikler bulunur. Bunlar bir şeylerin olmasını bekleyen küçük cepler. Her bir cebin içinde de akson terminali ve kas hücreleri arasındaki boşluğa iletilmek üzere mesajlar hazır bekler. Bu mesaja nörotransmitter deniyor. Nörotransmitter yazalım. Nörotransmitter. Transmitter İngilizce'de aktarımcı, iletici anlamına geliyor. Transmitter diye söyleniyor tabii. O yüzden bu ismi layığıyla taşıyor. Çünkü bu nöronun bir mesajı iletmek için kullandığı bir molekül. Yani nöromüsküler kavşakta kullandığımız nörotransmitere kimyadaki gibi asetil, kolin, asetil kolin deniliyor. Ve çoğu zaman ACH olarak kısaltılıyor. O zaman akson terminaline kalsiyum hücum ettiğinde kalsiyum gerçekten de keseciklerle birleşecek, üstünü proteinler kaplayacaktır. Kalsiyum bu proteinlerle birleştiğinde ise kesecik bu akson terminal zarına çekilecek ve tek bir devamlı zar oluşturmak için onunla iç içe geçecektir. Sonuç olarak asetilkolin sinaptik yarık dediğimiz bu boşluklara salınacak. Sinaptik yarık presinaptik zar, akson terminali zarı ve aynı zamanda postsinaptik zar arasındaki boşluktur. Bu bizim postsinaptik zarımız yani kas hücrelerimizin zarları. Tamamdır. Şimdi sinaptik yarığın içine bırakılmış bir grup asetilkolin var ve mesaj göndermeye hazır. Ama burada bir dakika duralım. Buradaki zarlara ne oldu? Yani kesecik, akson terminalindeki zarla gerçekten iç içe geçti ve bir bütün haline geldi. Buna bir isim vermeniz gerekse ne derdiniz? Hücrenin içinde bir bileşen gibi gözüküyor ve bu bir hücreden çıkıyor. Hücrenin dışında olduğu için buna egzo diyelim. Burada hücre anlamına gelen sitoyu da ekleyelim. Oldu mu size? Egzositos. Egzositos. Molekül ya da parçaların zarla birleşmiş keseciklerin hücreyi terk etme sürecine verdiğimiz isim bu. Peki bu bileşim ve keseciklerin hücrelere giriş yaptığı tam tersi sürece ne diyeceğiz o zaman? O da ne oluyor? Endositoz oluyor arkadaşlar. Ona da endositoz diyoruz. Bunlar oldukça önemli terimler. Harika. Artık sinaptik yarığın her tarafında asetilkolin olduğuna göre Asetilkolin orada ne yapacak? Bu soruyu sorabiliriz. Bu sodyum kanallarının üzerinde bulunan reseptörlere nikotinik asetilkolin reseptörü deniyor. Asetilkolin gelip buraya rahatça yerleşebilir. Bu sodyum kanalına açılma zamanının geldiği mesajını verir ve sodyumun kas hücrelerimize yayılmasına neden olur. Bu zarın tam karşısında gerçekleşerek yüksek miktarda sodyum girişini sağlar. Zarı yeterince depolarize ettiğimiz zaman kalsiyum da giriş yapmaya başlar ve bu şekilde voltaja duyarlı kalsiyum serbest kalmış olur. Tamam, bu kadar miktar kalsiyum hücrelere doldu. Bu tamam. Peki şimdi ne olacak? Burada tek bir hücre kasılıyor. Bu benim kurtlarımı dökmemi veya topa vurmamı ya da biriyle tokalaşmamı nasıl sağlıyor ki? Bunu sorabilirsiniz sadece kalsiyumun zarlardan geçmesiyle olmaz tabi. Kas hücrelerimizde kalsiyumu dışarı atan ayrı bir rezervuar yani hazne bulunur. Bu rezervuarın uzunca bir ismi var. Buraya yazacağım. Evet yazıyorum. Sarkoplazmatik retikulum. Retikulum. Sarkoplazmatik retikulum. Bu arkadaş yüksek miktarda kalsiyum barındırır. Bir şey yapabilmek için serbest bırakılmayı bekler. Beni bir bıraksalar da der şöyle bir ortalığa aksiyon getirsem. Kas hücrelerindeki zarlara bitişik proteinler bulunur. Buraya yeterli kalsiyumun dolmasını bekler ve böylece bu kalsiyum katyonlarından biri bu protein kompleksini bağlar. Zar potansiyelindeki değişim sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum salınımını tetikler. Bu işleme kalsiyumu indüklenmiş kalsiyumun salınımı deniyor. Burada çok miktarda kalsiyum var ve kas hücresi kasılacak diyelim ama bu yalnızca tek bir kas hücresi ne olacak ki? Bu kas hücresi aslında buradaki komşusuna bitişik. Kas hücrelerini birbirine bağlayan proteinler bulunur. Bu proteinlere oluklu bağlantılar deniliyor. Oluklu bağlantı. Bunlar katyonların bir kas hücresinden diğerine akışını sağlar. Yani bu kas hücreleri aslında birbirinden ayrı değil. Aslına bakarsanız bu oluklu bağlantılar nedeniyle kesintisiz şekilde birleşik dururlar. Kalsiyum katyonlarının bu kas hücrelerini hareket etmesini ve kalsiyumu indüklenmiş kalsiyum salınımı sürecinin başlamasını e, anlamayı e, sağlamak için bir terim kullanırız arkadaşlar bunu anlamak için. Buna kas hücrelerinin sinsityumda olması deniyor. Sinsityum. Bu ne demektir? Daha önce de söylediğim gibi buradaki sit hücreyi temsil ediyor. Sin bu kas hücrelerinin birbiriyle sinerji halinde olduğunu bize gösteriyor. Biri kasıldığı zaman komşu kas da kasılır ve böylece etki büyür. Kas hücreleri komşularıyla birlikte kasıldığında etrafındaki herkes kasılır. Bu şekilde bir yerde başlayan etki büyüyerek her yere ulaşır. Burada yalnızca kas hücrelerini düşünmeyin arkadaşlar. Kasların fasikül kısımları da dahil olmak üzere kasın bütün kısımları kasılır ve kurtlarımızı dökmemizi veya topa vurmamızı sağlar. Yani akson terminalinde yalnızca depolarizasyon ile başlayan sinyal egzositoza giden asetilkolin moleküle dönüşür ve sinaptik aralıkta son bulur. Burada da nikotinik asetilkolin reseptör ile birleşip sodyumun kas hücrelerine yayılmasını sağlar. Zaman içinde kalsiyum da kas hücrelerine yayılır ve kalsiyumu indüklenmiş kalsiyum salınımına neden olur. Daha sonra bitişik kas hücresine geçip bir kas hücresinden diğerine kasların her kısmına yayılan bir kas kasılması sinerjisi yaratır. İşte nöromüsküler kavşak sırasında bunlar gerçekleşir.